Mısır'daki piramitler, Leonardo da Vinci'nin San Jerome adlı tablosu, ayçiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki ortak özellik nedir? Bu sorunun cevabı, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin kendinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya böldüğünüzde birbirine çok yakın rakamlar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı altın oran olarak adlandırılır. Bu belgeselde izleyeceğiniz, vücudumuzdaki ve doğadaki canlılarda var olan altın oran örnekleri, Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yarattığının delillerinden yalnızca bir tanesidir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar araştırmalarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarken altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier de tasarımlarında bu oranı kullanmışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert'te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır. Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerlerine uygun ideal orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilebilir. Bu şemada yer alan T bölü S oranı her zaman altın orana denktir. T bölü S eşittir 1,618. Ancak bu oranın bir cetvel alıp insanların yüzünde ölçümler yapılarak bulunması her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü bu oranlandırma, bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri ideal bir insan vücudu için geçerlidir. İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek, karınla ayak arasındaki mesafe bir birim olarak kabul edildiğinde insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuza yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir. Parmak ucu dirsek arası mesafenin el bileği dirsek arasındaki mesafeye oranı. Omuz hizasından baş ucuna olan mesafenin kafa boyuna oranı. Karın baş ucu arası mesafenin omuz hizasından baş ucuna olan mesafeye oranı. Karın diz arasındaki mesafenin dizle ayak ucu arasındaki mesafeye oranı. Elinizi şöyle bir çevirip işaret parmağınıza bir bakın. Orada da altın orana şahit olacaksınız. Parmaklarımız 3 boğumludur. Parmağın tam boyunun ilk 2 boğuma oranı altın oranı verir. Tabii ki bu durum 2 boğumlu baş parmaklarımız için geçerli değildir. Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranının da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz. İki ele sahipsiniz ve elinizdeki parmaklar 3 bölümden oluşur.
her elinizde 5 parmak vardır ve bunlardan sadece 8'i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 Fibonacci sayılarına uyar. İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Örneğin, üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı, altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar, bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir. Yüzün boyunun yüzün genişliğine oranı. Dudakla kaşların birleşim yeri arasının burun boyuna oranı. Yüzün boyunun çene ucuyla kaşların birleşim yeri arasındaki mesafeye oranı. Ağız boyunun burun genişliğine oranı. Burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeye oranı. Göz bebekleri arasındaki mesafenin kaşlar arasına oranı. Amerikalı fizikçi B.J. West'le Dr. A.L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında akciğerlerin yapısındaki altın oranın varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği asimetrik olmasıdır. Örneğin soluk borusu biri uzun, sol ve diğeri de kısa sağ olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1,618 değerini verdiği saptanmıştır. Tüm bu bilgiler bir kez daha bizlere Rabbimizin yaratma sanatındaki üstünlüğü göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın insanı bir düzen içinde yarattığı şu şekilde haber verilmektedir. Ki o seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.